Merhaba herkese. S ile ilgili yeni testnet görevi eklendi. Dün 9. görev vardı. Bugün ise 10. görev eklenmiş. Vakit kaybetmeden testnetimize katılalım. Yine Blocktoon sitesine girdiğinizde 10. göreve participate kısmına geliyoruz. Participate'e tıkladık. Next diyorum. Burada leap cüzdanla bağlanmamı istiyor. Zaten stay leap cüzdanla bağlanıyoruz. Tekrar next diyorum. Ve bana Levan'ın web sitesine gitmemi istiyor benden. Hemen oraya gidiyorum. Ve Leap cüzdanımı bağlıyorum. Allow diyelim. Connect wallet. Leap cüzdanımı bağlıyorum. Approve diyelim. Leap cüzdanımı bağladım. Tekrar bu kısma gelelim. Sayfayı yeniledim. Next istiyorum? Beni böyle bir göreve yönlendiriyor. Diyor ki bana. Levanlı sitesine gittikten sonra. Fawcett'ten diyor. Test tokenlerini al. Şimdi tekrar. Levan'ın sitesine geliyorum. Burada cüzdan adresinizin üstüne geldiğinizde böyle tıkladıktan sonra burada faucet var. Faucet kısmına giriyorum. İnsan olduğumu doğruluyorum. Hemen doğrulamayı tamamlayalım. Şöyle. Ve test tokenlerimi alıyorum. Test tokenlerini almam yaklaşık 10. denemede oldu. Yani siz de aynı problemi yaşayabilirsiniz. Bıkmadan sayfayı yenileyip tekrar tekrar e, test tokenlerinizi almayı deneyin eğer sıkıntı yaşarsanız. Test tokenlerimi aldıktan sonra Blockton sitesine tekrar dönüyorum. Next butonuna basıyorum. Burada check status Deneyimle bana cüzdanımdaki miktarı gösteriyor. Zaten fossette de bir tane vereceği için burada miktar bana gösteriyor. Bir tane olması gerekiyor. Dolayısıyla burada adımı rahatlıkla geçebiliyorum. Next diyorum Bir sonraki adıma geliyorum. Burada yine bana bazı işlemler yapmamı istiyor. Bunun için de Levana'nın sitesine tekrar gideceğiz ve orada long pozisyonunu açacağız ve bazı trade işlemleri gerçekleştireceğiz. Bu işlemler için Levan'ın sitesine geliyorum. Zaten trade kısmında bu işlemleri yapacağım burası zaten ana sayfası. Şimdi bakın sağ tarafta burada market kısmını kullanmamızı istiyor. Bu market kısmında şuraya tıkladığınızda dolar ya da işte Ethereum cinsinden görebilirsiniz. Ben Ethereum göreceğiniz şekilde 0.06 yazdım. Bu adımdan sonra buradaki leverage miktarını ayarlıyorsunuz. Burada stop loss price'ınızı yazıyorsunuz. Ben buna mesela 1700 diyeceğim ya da Burada verdiği miktar yazayım. 723 diyelim ya da 1800 diyelim. Örneğin biraz aşağı kaydırıyorum. Bunu rastgele bir yere getiriyorum. Ben bunu rastgele yapacağım. Open long diyorum. Cüzdan onayımı veriyorum. Ve long işlemin açılmasını sağlıyorum. Central Section uyarısını verdi. Tekrar blog sitesine giriyorum. Ve next butonuna basıyorum. Bu adımda da bana diyor ki Levana'nın sitesinden tokenlerini kullanarak ön sekmesinden e, bazı likiditeler oluştur. Şimdi Levana'nın sitesine gittiğimde bakın burada ön sekmesi var. Ön sekmesine giriyorum. Buradan depoziti işaretliyorum. Şöyle yapayım. Ethereum miktarımı göreyim. Buraya ne kadar göndermek istiyorum? 0.01 depozit etmek istiyorum. Depozit kısmına tıklıyorum. Approve tuşuna basıyorum ve işlemin tamamlanmasını bekliyorum transaction oldu burada gördüğünüz gibi <laughs> pardon deposit miktarını da zaten göstermiş oluyor. Tekrar blockchain sitesine dönüyorum ve buradan next butonuna basıyorum. Ee, burada da zaten bana ethereum e, usd usd pool oluşturmamı istemiş ee, bakıyorum. Burada eksik bir şey var mı? Hayır yok. Burada zaten gösterdiğim işlemleri anlatmış bana yine next tuşuna basıyorum statüs diyelim 0.01 Levana lp'si olmasını istiyor zaten benim yaptığım miktarda da o kadar lp oluşmuş ee, O yüzden bu adımı da rahatlıkla geçebiliyorum tekrar next diyorum ee, başarılı diyor yapmışsın diyor daha sonradan gelip ödülünde withdraw yapabilirsin diyor bana Next tuşuna basıyorum. Levana'nın Discord'una e, katılmamı, Levana'yı takip etmemi, Telegram'ına katılmamı e, istiyor. Aynı zamanda da eseri iyi ile Discord'dan da bildirim vermemi istiyor benden. Bu adımları da tamamlayalım. Buradaki sosyal medya görevlerini yaptıktan sonra tekrar Next butonuna basıyorum. Burada bana Twitter ile ilgili işlemleri soruyor. Daha öncekilerde de bunları yapmıştık zaten. Levan, burada ekstra olarak Levana'yı takip etmek var. Az önce de onu yaptım. Burada et işaretiyle kullanıcı adımı yazıp submit deyip bir sonraki adıma geçiyorum. Submit dedikten sonra bana blog ve senin Discord'una katılmamı istiyor. Bunu da daha önceden yapmıştık. Zaten yapın yanlar bunları da tamamladıktan sonra next tuşuna basıyorum. Discord'um zaten bağlı. Ee, o yüzden rahatlıkla bu adımı tamamlamış oldum. Eğer buraları yaptığınızdan eminsiniz, tekrar buraları dönmenize gerek yok ama isterseniz tekrar tıklayıp tamamlayıp devam edebilirsiniz. Ama zaten ben tamamladığım için şu anda tamamladım. Birazdan bu Mission Completed diye görünecektir. Böylece blok düzeninde S ile ilgili 10. görevi de tamamlamış olduk. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa yorumlardan bize ulaşabilirsiniz ve ilgili linkleri de açıklamada bulabilirsiniz. Ama zaten e, göreve girdiğinizde sizi linklere de yönlendirecektir. Discord'dan da geri bildirim vermeyi ihmal etmeyin. E, videoyu beğendiyseniz veya abone değilseniz lütfen bunları yapmadan geçmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.